gönül sevdiğini sever. Bülbül güle darılır mı? Aynı çiçek, aynı kovan arabalar darılır mı? Aynı çiçek, aynı kovan arabalar darılır mı? Dolduranlar sudan içer, köprüyü kuranlar geçer. Her gün yolu oradan geçer, yolcu yola darılır mı? Geçer, yolcu yola darılır mı? Silinmeyen bir nişanız, damardaki aynı kanız. Aynı vücut, aynı canız. Vücut kolay darılır mı? Aynı vücut, aynı canız. Vücut kolay darılır mı? Çoban oğlu arzun yazdı, güzellerde olan nazdı. Aşık derd ortağı sazdır. Mızrak tele darılır mı? Aşık derd ortağı sazdır. Mızrak tele darılır mı? Thank you.
Dağlar yeşillenmiş yayla zamanı, koyunlar meleşir, kuzular gelir. Yüklenmiştir bir gün senin kervanı, ayrılmış yarından sızılar gelir. Ayrılmıştır bir gün senin kervanı, ayrılmış yarından sızılar gelir. Yağmur yağar toprak nemsiz olur mu? Ekilir buğdaylar densiz olur mu? Fani dünya insan gamsız olur mu? Yiğidin başına yazılan gelir. Fani dünya insan gamsız olur mu? Yiğidin başına yazılan gelir. Çoban oğlu var mı, dünya tablosu mu? Bir günde bozulur ömrün yapısı. Çalışan açık cennet kapısı mu? Şehitlerdeyim sonra gaziler gelir. Çalışan ayın açık cennet kapısı, şehitlerdeyim sonra gaziler gelir. Çok eskiden beri Kars'ımızın Yusufeli tarafında Posol civarlarında yaşayan
Huzuri Baba isminde bir aşık yaşamış. Huzuri Baba'ya sormuşlar, Huzuri Baba, memleketimizde çok fesat töredi. Bunlar için bir şey söyler misin? Aşık söylemez mi? Aşık gördüğünü söyler, hakikatini söyler. Bakalım Huzuri Baba ne söylemiş, vekaleten Çobanoğlu ne söyler? Bir destanım vardır fesat hakkına, bilenin de anasını. Evliye olsa fesatın kızını, alanın da anasını. Vay vay anasını, vay vay. Kalem alıp yazdıranın, taşından su sızdıranın, fesat öldü diye su kızdıranın, o komşunun da anasını. Vay vay anasını, vay vay. Arzusuna yetirenin, bağında gül bitirenin, fesat öldü diye tabutuna girip götürenin, o koçanın da anasını, vay vay anasını, vay vay. Gönülden canım verenin, yüzünü ona sürenin, başında takrim verenin, o kocanın da anasını, vay vay anasını, vay vay. Yaradan vermesin darlığı, her zaman çağır kalığı, fesat öldü diye baş sağlığı, verenin de anasını, vay vay anasını, vay vay. Huzuru demsiz diyenin, efkarsız gemsiz diyenin, aşı huzuruya haksız diyenin, o diyenin de anasını, vay vay anasını, vay vay. Düştüm bana deli dediler, söylersem anlar mı ile derdimi, dökersem umana kanalar şeyler, versem götürür mü ile derdimi, derdimi derdimi aman derdimi, kime söyleyeyim bilmem derdimi. Thank you.
adım yazılmış bu baktım kara. Geçiyor günlerim vermiyor ara. Dedim bir name yazam o bak yara. Versem götürür mü bile derdim. Dedim name verem sevdiğim yara. Versem götürür mü yine derdimi. Derdimi derdimi aman derdimi. Kime söyleyeyim bilmem derdimi. Çoban oğlu derdim bilen olmadı. Aç eğitim üstüme gelen olmadı. Dedim derdim satam alan olmadı. Ancak ortak ettim tene derdimi. Dedim derdim satam alan olmadı. Ancak ortak ettim tene derdimi. Derdimi derdimi aman derdimi. Kimlere söyleyeyim bu nem derdimi. Evet efendim, çok seneler önce bana sorulan bir soru vardı. Çobanoğlu, zaman o kadar değişti ki şu 20. asıra bir sözün var mı? Olmaz mı aşıkın? Aşıkın her şeye sözü vardır. Bakalım ki o zamanki söylenen ve benden istenen söze Çin'den gelen sözüyle bakalım Çobanoğlu ne söylemiştir? Asrın sonuna kaldık. Kızı ana oğul baba bilmiyor. Mihaneler çöktü, cami boşaldı. Mihaneler doldu, cami boşaldı. Hafız namaz koca dua bilmiyor. Ne de bilmiyor, hay bak bilmiyor. Parmaklar rüce, dudaklar boya. Kadınlar atlıdır, erkekler yaya. Mini eteğe çıktı, kalmadı haya. İne iplik gömlek, yama bilmiyor. Vallah bilmiyor, billah bilmiyor. Söz çok olur dal mı yalım derine. Kadın vardır kangus durur erine. İslam'ın şartını sorsan birine. Dodak durur dili sayabilmiyor. Vallah bilmiyor, billah bilmiyor.
çobanoğlu ne söylesin ne diye. Saklayana bu sözlerim hediye. Bismillahsız el atıyor ekmeğe. Sufrası boş karnı doyabilmiyor. Vallahi bilmiyor. Bismillahsız el atıyor ekmeğe. Sufrası boş karnı doyabilmiyor. Vallahi bilmiyor. Efendim, çok eskilerden duymuşsunuz, biliyorsunuz, efsane de olsa bir Köroğlu yaşamıştır. Köroğlu'nun İgitçe hasmı olan Kiziroğlu Mustafa Bey. Derler ki Kiziroğlu aslı nereden gelmedir? Benim öğrendiğime, duyduğuma Kiziroğlu Kars'ın Kiziroğlu köyünden gelip o zaman Kizir anlamını alan, Kizir ne demek? O zaman bir bekçiye Kizir derlermiş. Mustafa Bey de güçlü, yiğit bir baba yiğit. Gelir Köroğlu'nun yakınlarında bir çiftlik kurar. O zaman Köroğlu o asıra göre çok sevdiği, yanında bulundurduğu Ayvaz delikanlıyı evlendirecek. O zaman gelin tacı yok. O zaman gelin taclarını turnanın kanatlarından yaparlarmış. Köroğlu kır atını biner. O zaman amcası der ki Köse Kenan, Köroğlu nereye gidiyorsun? Ayvaz'ın gönlünü almak için, Ayvaz'ın sevgilisine bir taç bulmak için gidiyorum. Nereye? Kiziroğlu Mustafa Bey'in bağından turna tellerinin kanatlarını getireceğim. Köse Kenan güldü. Köroğlu korkuyorum. Gidersin ama sonra boş gelirsin. Köroğlu Kiziroğlu Mustafa Bey'i görmemiş. Mustafa Bey de Köroğlu'nu görmemiş. Mustafa Bey'in çiftliğine gelir. Akşam namazına yakın. Ailesi dışarı çıkar. Buyurun efendim. Burası kimin efendim? Burası Kiziroğlu Mustafa Bey'in çiftliği. Nerede Kiziroğlu Mustafa Bey? Bir yere kadar gitmiş. Belki bugün gelmese yarın gelir. O zaman Köroğlu der ki ben burada misafir olamam çünkü erkeği bulunmayan bir yerde misafir olamam. Olmaz. Kendisi yoksa evimiz var. Buyurun. O zaman Köroğlu bakar ki bir yedek bina var kenarda. Kimin bu? Efendim Kiziroğlu Mustafa Bey'in çok sevdiği alapaçı atın bağlandığı yer. Ben burada kalırım. Derdi Kiziroğlu Mustafa Bey'i görmeden turnanın kafesini açıp turna kanatlarını gizlin götürmek. Köroğlu o gece kalır orada. Uyumadan sabah erkenden kalkar. Turnanın kafesini açar. İki kanatlarını da alır. Kırata binip yollandığı zaman 10 dakika sonra Mustafa Bey gelir. Bakar ki turnalar ötmüyor. Hanım, ne oldu bu turnalara bilmiyorum. Açar ki kanatları yok. Kim geldi bu bağa? Efendim bilmiyorum ama ismini söylemedi. Başı gövdesinden iri bir insan. Anladı ki bu koca kurt Köroğlu'dur. Derler ki kıratın en çok korktuğu Kiziroğlu Mustafa Bey'in atı alapaçı attan çok korkarmış. Alapaçı atı sürer Mustafa Bey Köroğlu'nu Çamlıbel'in yakınlarında bir suyun kenarında yakalar. Ulan sen Köroğlu musun? Köroğlu da döner ki görmediğim sima olduğuna göre bu da Mustafa Bey'dir. Mutlaka sen de Mustafa Bey'sin. Ulan kim kimi yıkarsa
O onun başını kessin der. O an için fırsatı veren Allah Mustafa Bey'e verer. Mustafa Bey Köroğlu'nu yıkar. Öldürecek sırada dur ki Mustafa Bey, ben senin bağına şu durnanın kanatlarını alma için geldim ama uyku uyuyamadım. Müsaade ver bir saat uyuyayım, ondan sonra düşman karşısında uyurmaz. Bakın burada çok güzel bir laf konuşur Köroğlu. İgit düşmanın karşısında uyulur ama kötü dostun karşısında uyulmaz. Çünkü kötü dost insanı arkadan vurar. İgit düşman insanları vurmaz. O zaman sağ ol Köroğlu, ben seni bağışlarım der. Köroğlu elbisesi çamur, 7700 keleşin karşısına gelince ailesi Gülnigar sorar. Ne oldu Köroğlu? Bilmiyor ama Mustafa Bey de keleşlerin arkasına şöyle gizlenmiş. Bakın Köroğlu ailesinin yanında kendini mi met edecek, beni mi met edecek? Bakın İgit, İgit'i nasıl met eder. Gidir ol Mustafa Bey, hey hey hey. Kış mı dolu geldi geçti. Ağam kim, başam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım kim, kim kim? Gidir ol Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Gidir ol Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Vay ben ona eş olaydım he, anadan 15 olaydım hey hey hey. Keşke onun var 5 olaydım. Alan kim, başan kim, nigar kim, kanım kim, canım kim, hayvaz kim, kim kim? Gidir ol Mustafa Bey, bir beyin olur, zor beyin olur. Bir atı var ana paça peh peh. Necel vermez Murat maça hey hey hey. Az kaldım ortamdan biçer. Alam kim, paşam kim, nigar kim, kanım kim, kim kim? Gidir ol Mustafa Bey, bir beyin olur, zor beyin olur.